Ünitemizin son bölümünde enerji kaynakları ve bunlarla ilgili bilimsel gelişmelerden bahsediyor olacağız. Burada tabi enerji kaynaklarından kasıt fosil yakıtların oluşum süreçleri ve fosil yakıtların ne gibi türleri olduğundan bahsediyor olacağız. Dilersen şimdi fosil yakıtlarla konumuza bir başlayalım. Ölmüş bitki ve hayvanların çok uzun yıllar süresince yer altında kalıp çürümesi oluşan petrol, kömür ve doğalgaz gibi yakıtlara biz fosil yakıtlar ismi veriyoruz. Fosil yakıtlar milyonlarca yıl içerisinde ve yüksek basınç altında kalmasıyla oluşuyor. Dolayısıyla burada bizim için çok da önemli yakıt olarak karşımıza geliyor fosil yakıtlar. Bildiğiniz üzere fosil yakıtların bir türü kömür. Şöyle sayfayı biraz büyütelim. Kömür katı yakıt olarak bilinir ve çoğunlukla bitkilerin yer altında, yani burada bitki biraz ayırt edici. Bitkilerin yer altında yüksek basınç altından etkilenerek fiziksel ve kimyasal değişimler sonucunda oluşan sert, katı, organik bir kayaç türüdür kömürler. Kömür yanabilen bir organik maddedir. Oluşumu milyonlarca yıl sürebilir. Az önce bahsetmiştim. Süre uzadıkça da içerindeki karbon yüzdesi artar. Dolayısıyla ne kadar eski olursa bizim için daha değerli bir yakıt haline gelir. Heterojen yapılı olup yapısında çoğunlukla karbon, az miktarda hidrojen, oksijen, azot ve kükürt elementlerini de barındırır. Şimdi kömür çeşitlerini kalitesizden kaliteliye doğru sıralayacak olursak aslında kömür çeşidi demeye bin şahit isteyecek olan turbadan bahsetmemiz lazım. Diğer adıyla torf. Kömür olarak kabul edilmiyor gördüğün gibi. Çünkü burada bataklık ve sulak yerlerde çürümüş bitkilerin oluşturduğu organik kütlelerdir ve karbon oranı %25 ile %60 arasındadır. Düşük bir orandır. %70'in altı düşük bir oran olarak kabul edilir. Endüstriyel bir önemi yoktur. Özgül yanmasının değeri kilogram başına 1000 kilokalori kadardır. Bu nedenle de yakıt olarak kullanılması uygun değildir. Yüksek bir nem içeriğine sahiptir turba dediğimiz kömür türü. Lignite bakacak olursak oluşumu tamamlanmamış kömür türü olarak bilinir. Kahverengi renktedir kömür olarak. Yani burada siyahın açık tonları da diyebiliriz. Kütlece %65 ile %70 oranında karbon içerir. Yani bu da aslında çok kaliteli bir kömür değil. İçeriğindeki karbondioksit ve metan gazlarının uçurulmasıyla taş kömürüne dönüştürülür. Bu anlamda Türkiye'de de en çok bulunan kömür türüdür. Genelde termik enerji santrallerinde yakıt olarak kullanılır ki burada biz elektrik enerjisi üretiyoruz bu elde edilen ısıyla. Özgül yanmaz ısı 1000 ile 5700 kilokalori arasındadır. Yine turba kadar olmasa da yine de yüksek bir nem oranına sahiptir lignit. Taş kömürüne gelecek olursak 200-250 milyon yıl olarak bir süreç zarfında oluşuyor. Kok kömürü yapımında kullanılır. Karbon oranı %80 ile %90 arasındadır. Özgül yanması 5700 ile 7000 arasında. Ülkemizde en çok Zonguldak civarında çıkartılır. Nem oranı düşüktür ve kaliteli kömür türlerinden bir tanesidir. Maden kömürü olarak da bilinir. Kok kömürü zaten biliyorsun yakacak olarak kullanılan kömür türüdür. Bunun alınıp ufalanıp işlenmesiyle kok kömürü elde edilir. Antrasite gelecek olursak antrasit ülkemizde çok az var. En eski kömür türü. Karbon bakımından çok zengin. %95 onda karbon içerir. Isıl değeri çok fazladır. 7000 kilokalorinin üzerindedir. Duman ve ispragmadan yanar. Parlak bir yüzeye sahiptir. Metalik bir parlaklığa sahiptir. Koku bırakmaz. Ellerde leke bırakmaz. Kısa ve mavi bir alevle yanar. Pahalı olduğundan ısınma yerine endüstride kimyasal tepkimelerde indirgen olarak kullanılır. Çünkü az bulunur antrasit. Zor tutuşur ancak yandıktan sonra da kolay kolay sönmez. Çok düşük bir nem oranına da sahiptir antrasit. Burada baktığımızda aklınızda bulunsun köşesine dikkat et. Kömürdeki nem oranı arttıkça birim kütledeki enerji miktarı azalır. Dolayısıyla nem oranı istenen bir durum değildir. Nem arttıkça hem kalite hem enerji düşer. Kömürde karbon yüzdesi arttıkça da enerji değeri, ısıl değeri artacaktır yorumunu yapabiliriz. Kömürün en ileriki aşamasına biz grafit diyoruz. Grafit %100 karbondur. Yani saf karbon halidir. Antrasit buna en yakın halidir. %95'i karbon çünkü antrasitin. Grafitte ise bu oran %100'e çıkmaktadır. Kok kömürüne bakarsak az önce söylemiştik yapay olarak elde edilir ve taş kömürünün içerisindeki gazların uçurulmasıyla elde edilir. Kauçuk, madeni yağ, akaryakıt yağı, naylon üretiminde ham madde olarak kullanılan bir kömür türüdür. Kok kömürü ama doğal olarak elde edilen bir kömür değildir. Yani bunun yatakları yoktur. Konu kavrama sorularına bakacak olursak ilk soruda kömürleşme olayında yukarıda verilen niceliklerden hangileri etkilidir denilmiş.
Burada zaman çok etkili. Ne kadar uzun zaman o kadar kaliteli kömür demek. Basınç da etkilidir. Bitkinin türü çok önemli değil. Burada sadece bitkilerin zaten bitki türü bozulduğu zaman yapısındaki karbon zaten kömüre dönüşüyor. Dolayısıyla bitki türünü çok önemsemeyiz. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. İkinci soruya bakalım. Aşağıdaki elementlerden hangisinin kömür içindeki kütlece yüzdesi en büyüktür? Kömür içindeki kütlece yüzdesi en büyük olan elementimiz karbondur. O yüzden fosil yakıt olarak bilinir zaten karbon elementi olduğu için. 3'e bakalım. Yukarıda bazı kömür türleri ve kömürlere sahip oldukları kütlece karbon yüzdeleri verilmiştir. Hangi eşleştirme doğru olur denilmiş. Karbon yüzdesi en büyük olan antrasittir. Dolayısıyla antrasit C olmalı. Lignite bakarsak lignit aslında kömüre yakın bir yer ve kahverengi tarzdadır. Dolayısıyla A lignit olmalı. Taş kömüründe ise zaten kömür karbon oranı %80'lere kadar çıkmaktadır. Dolayısıyla doğru sıralamamız A, C, B şeklinde olmalıdır diyoruz. Dördüncü soruya bakarsak yukarıda bazı kömür türleri ve bu kömürlerin ısıl değerleri verilmiştir denilmiş. Eşleştirme yaparsak en yüksek ısıl değeri antrasite ait olacak. O zaman antrasit B ile eşlenir. Lignitte çok fazla ısıl değeri yoktur. O zaman o C olur. Taş kömürü ise bizde en çok bulunan kömür türü ve ısıl değeri 7000 ile 8500 arasındadır. CBA doğru sıralamamız A seçeneği olur. Kömürle ilgili hangisi yanlıştır denilmiş. Karbon yüzdesi arttıkça ısıl değerinin artmasını bekleriz. İfade doğru. Organik yapılıdır. Heterojen yapılıdır kömürler. Yapısında karbon, oksijen, azot ve kükürt elementleri de bulunur. İçerindeki nem yüzdesi arttıkça ısıl değeri düşmelidir. Artmaz. İfade hatalı. Fosil bir yakıt türüdür. Çünkü bitkilerin milyonlarca yılda çürümesiyle oluşur kömürler. Doğru cevabımız Denizli olur. Son soruya geldiğimizde antrasit kömürle ilgili hangileri doğrudur? Parmakta leke bırakmaz. Parlak renklidir zaten. Tutuşma sıcaklığı çok yüksektir. Zor tutuşur ama kolay kolay sönmez. En eski kömür türü olarak bilinir antrasit. Milyonlarca yıl içerisinde oluşur. Doğru cevabımız 1 ve 3 C seçeneği olur. Bu bölüm bu kadardı. Bu bölümün sonunda bir pekişme testimiz var. Pekişme testinin ardından konumuza devam ediyor olacağız.